Merhaba YouTube, nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah yine. Evdeyiz, bizde değişen bir şey yok. Bizim mod arkadaşlarla beraber değişik değişik birkaç tane web sitesini inceleyelim, bir şeylere bakalım, kaynak bulalım, sizin için çalışalım dedik yani. Ee, geçen sefer yaptığımız araştırmanın sonunda değişik bir siteyle karşılaştım bu hafta içinde tryhackme.com diye bir web sitesi. Birazdan onu göstereceğim. Sitenin bazı güzel özellikleri var. Biraz avantajları var. Farklı bir takım yetkinlikleri var. Yeni başlayanlara özel ve OSCP için çalışacak insanlar için farklı spektrumlarda eğitim olanağı sağlıyor. Biraz inceledik. Beğendik. Hoşumuza gitti. Dedik ki sizle de bir paylaşalım. Bakalım siz beğenecek misiniz? Umarım hoşunuza gider. Kanala abone olmayı ve eğer beğendiyseniz e, mutlaka like atmayı, yorumlarda bundan bahsetmeyi ve nasıl videolar beklediğinizi den bahsetmeyi de bize unutmayın. O zaman hazırsanız başlayalım. Hazır mısınız Discord'daki tayfa? Ha? Evet, abi. <laughs> Allah biri kustu. <laughs> Bir şey oldu orada, ne oldu bilmiyorum. <laughs> Neyse. Tamam, hazırsanız başlıyoruz gençler. Hadi bakalım. Evet, şimdi web sitemizin adresi tryhackme.com ee, geldiğiniz zaman sizi böyle bir dashboard, üyelik sistemini falan filan geçiyorum onu hallettikten sonra sizi böyle bir e, web sitesi karşılıyor. Web sitesinde böyle ilk başta böyle enteresan roomlar var, odalar var bunu görüyorsunuz. Sonra altında learning path'ler var. Ondan sonra hangi seviyede olduğunuz, bazı videolar falan var. Allah Allah böyle enteresan enteresan şeyler var. Şimdi bunlar neymiş ne değilmiş hepsine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada oda mantığı geçerli. Yani bir makineye direkt girip höbelek diye makineyi ele geçireceğim falan şeklinde çalışmıyor. Bir oda var, bir makinenin odası var. Bu makinenin odasına girdiğiniz zaman zaten ee, mesela benim odalar bölümüme baktığım zaman odalarına girdiğiniz zaman makinenin kendisi mesela burada bir tane girdiğim maki odalardan bir tanesinden bahsedeyim mesela basic pen testing girdiğiniz zaman makinenin chartı kimler çözmüş neleri yapmış neler girmiş çıkmış bunları görüyorsunuz artı sizden beklenen Tamam mı? Makineyi çalıştırdığınız zaman neleri yapacaksınız? Nerelere ulaşacaksınız? Hangi sonuçlar bekleniyor sizden? Bunları dolduruyorsunuz. Bu birçok platformda da aynı şekilde zaten. Değişik bir şey yok. Bunların sonunda da puan alıyorsunuz. Takım kurabiliyorsunuz burada da. Değişik takımlar var. Onlarla ve başkalarına karşı kompetitif takılma imkanınız mevcut. E, sadece burada cevapları yazmakla da iş bitmiyor. Mesela burada bu hangi takım kim daha iyi başarmış, neleri halletmiş, hangi taskları halletmişler, kaç puan almışlar onları. Veya makine hakkındaki düşünceleriniz de varsa işte konuşulacak bir şeyler Discord'da üzerinde veya forumda konuşabiliyorsunuz. Bir güzel yanı şu arkadaşlar. Makinelerin write-up'ları var. Mesela değişik değişik makinanın write-up'larına girip Nasıl adamların bunu çözdüğünü görebiliyorsunuz. Ben şimdi başka bir odaya geçeyim. Odalarımdan başka bir tanesi mesela Eternal Blue. En çok karşılaştığımız bulunan makinalardan bir tanesi. Eternal Blue'da da yine aynı şekilde odasına giriyorsunuz. Bunda ekstradan bir de videosunu koymuşlar. Write Up'ına giriyorsunuz. Official Write Up var mesela burada. Bakın burada açtım ben bunu. Official Write Up'ta da adam demiş ki önce işte gidin IP'nize bakın. Sonra adamın makinasının IP'sini alın diyor. Sonra Mmap'inize atın. Ondan sonra vulnerable mı değil mi M-Map size söylesin. Sonra gidin Metasploit'i çalıştırın. Metasploit'ten gerekli olan exploit'i aratın. E, bulduktan sonra hangi exploit'i kullanacağınızı Load edin, use exploit üzerinden Eternal Blue'yu. Ondan sonra optionlarını açın, remote hostta makinenin IP'sini girin. Ondan sonra exploit'e basın. Ondan sonra makine başarılı olsun. Bazen diyor fly, fail olabilir diyor. Fail olursa da o zaman diyor başka bir şekilde kullanın diye burada anlatmış nasıl yapacağını. Reboot edin tekrar makineye bağlanabilirsiniz diyor. Ondan sonra Metalpreter'ı pre yükleyin diyor. Metalpreter session'ını yüklüyorsunuz. Session'a bağlanıyorsunuz exploit dedikten sonra ve sistemi ele geçiriyorsunuz. Buna göre de bütün key'lerini vesaireleri alıyorsunuz. Flag'lerinizi alıyorsunuz. Ondan sonra bunları geliyorsunuz. Nerede bizim makinamız? Makine ha burada. Makinamızın içinde gerekli yerlere cevapları bakın böyle değişik değişik bir sürü soru var. Bunların hepsini doldurup güzelce cevapları alabiliyorsunuz. Peki bu işi bilen bir adam için geçerli. Şimdi ben bugün girdim hadi bakayım denedim, güzel güzel baktım takıldığım yerde write-up'ına baktım, videosunu izledim, ıvır ettim, zıvır ettim. Şimdi buraya kadar okeyim ama peki ben bunlardan hiçbir şey bilmeyen bir adamsam konuya tamamen uzak bir insansam ne yapacağım? O zaman arkadaşlar learning path'ler var burada bakın. Bu learning path'ler çok keyifli tamam mı? Learning path'lerde mesela OSCP preparation'a girebilirsiniz. Onun dışında complete beginner var mesela tamam mı? bir saatlik bir learning path 16 tane makineyle ilgileniyormuşun ve günün sonunda da bir tane badge alıyorsun tamam mı? Mesela 16 tane room demiştik ya bunlara bir bakalım. Mesela roomlar. Learn Linux, Linux temel komutları, Linux'un challenge'ı, ondan sonra Timux nasıl kullanılıyor, Linux privilege priv escalation var, privilege escalation var. Ondan sonra web application security de Burp Suite öğreten vesaire hepsini anlatan bir ee, şey var. Eğitim serileri ve değişik odalar var. Nessus'u da gösteriyor. Network Security'de normal networking, Nmap kullanımı, Metasploit kullanımı ve bir blue'nun hacklenmesi gösteriliyor. Ondan sonra Scripting Room'un içerisinde Basic Scripting Challenge'ları mevcut. Bunlar Python Scripting üzerine size bilgi veriyor. Ve bunu tamamladığınızda Complete Beginner eğitim yolunu tamamlamış oluyorsunuz. Burada her bir odanın kendi içerisinde yine write-up'ları var, yine eğitim materyalleri var, yine nasıl yapacağınız belli. Ve güzel yanı write-up olmasından dolayı bunu mesela İngilizce bu abi benim İngilizcem yok. Sağ tık translate diyorsunuz abi. Ondan sonra çeviriyorsunuz istediğiniz dile Türkçe'ye vesaire bu ıvıra zıvıra. Ondan sonra takır takır işi çözüyorsunuz sıkıştığınız yer. Bir de screenshot abi yani sonuç itibariyle ne yapacağınız anlatılmış. Neden yapacağınız. Adamın verdiği komutu neden verdiğini Google'da arattığında zaten sonucu öğrenirsin. Değil mi gençler? Var mı sizin bu noktada? Beğendiniz mi? Siz baktınız mı buraya? Ya hani mesela Hektivaks'a böyle makineyle ilgili soru yok. Çözdün. Flagleri aldın. Bitti. bitti. Aynen. Burada e, makinenin her aşamasıyla ilgili soru olan odalar var. Her odada yok tabii de. Ha tabii canım. O odada var. İyiymiş. Şimdi başka beğenen kullanan var mı? Şimdi burada herkese özel makine kaldırıldığı için tabii diğer platformlardaki gibi bir makine 10-15 kişi girince silme olayları vesaire oluyor. Ha doğru. Her... Burada herkes ayrı kaldırıldığı için gayet hani başkasından hint de almış olmuyorsun, böyle yardımı He. da dokunmuş olmuyor. Güzel, güzel sevdim ben bu fikri. Güzel yapmışlar o kısmını bak. Evet. Ha bir de şey olayı var. Şimdi üyelik olayı var değil mi? Gençler burada. <laughs> Neyse takımlar falan kurabiliyorsunuz böyle değişik işte değişik takımlara girebiliyorsunuz takımlarda e, şeyler var işte dahil olabiliyorsunuz takımlara ondan sonra e, VIP olabiliyorsunuz şey 8 pound 10 dolar fiyatı işte e, mesela o o güzel bir olay yine bütün her yerdeki platformlardakiler 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatları ama burada çok güzel bir özellik var arkadaşlar siz bunu görmediniz değil mi gençler hiç? Kali kaldırma. Ha, evet. Abi herifin kendi içinde kali var ya. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve şey yapıyorsun hani. Browser'dan aç abi bunu bana diyorsun. Kali abi karşınızda. Bak Eternal Blue de olan makinaya da çalışmıştım. Abi hiçbir şey yüklemenize hiçbir şey update etmenize gerek yok. VM çalıştırmanıza gerek yok. Kendinize ait bir kaliniz var ve takır takır çalışıyorsunuz. Eğer hani uğraşmak istemiyorsanız update mi update yok VMware kuracağım da yok efendim öyle yapacağım da böyle yapacağım da takır takır çalışıyor abi. Hiçbir şeye ihtiyacı Çok yok. Çok iyiymiş o. Bu bu abi resmen, ya. Resmen stadya ya. St A aynen aynen Google Stadia aynen neydi GeForce Now <laughs> ama bu <laughs> hacking versiyonu Aa, direkt abi Stadia gibi aynen clouddan basıyor Network'ün içinde yok open VPN ayarlarıymış yok bilmem neymiş falan filan hiçbiriyle uğraşmanız gerek yok eğer VIP'seniz abi direkt açıyorsunuz kaleyi çalışıyorsunuz Network'ün içinde istediğiniz pen testingi yapıyorsunuz bitti gitti 10 numara 5 yıldız hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor yani onun dışında başka unuttuğum bir şeyler var mı gençler? Path Progress'e, işte kendi içerisinde üniversite eğitimleri, videoları falan var. Ondan sonra normal sizin istediğiniz Open VPN'le de bağlanabiliyorsunuz. Yani kendi kalenizle de bağlanabiliyorsunuz. Daha çok böyle eğitime yönelmişler. Ha değil mi? Evet. evet. Bu burada böyle competition işte birbirimize girelim hadi çarpışalım falan formatından ziyade eğitelim, öğretelim, anlatalım insanlara olayı. Daha böyle bir öğrensinler, bir learning path'te mesela bir, bir şey seyretsin herif yani. Bir bir şeyi izlesin. Bir uh, tanımlanmış bir rotayı takip edip bir noktaya ulaşsın diye. Hazırlanmış evet. mesela. Aynen ben öyle gördüm. Çok beğendim o kısmını. Yani competition da var ya leaderboard'da yüksek olanlara giftler yazıyordu. Görmedim ama. Şey diyorlar önümüzdeki hafta gamification da gelecek diyorlar. Yani bir takım ödüller ödüller de gelecek. CTF'ler de var. İlla makine içinde de düşünmenize gerek yok. Hani web application falan testleri de yapabiliyorsunuz. Öyle enteresan güzel şeyler yapmışlar. Baya baya enteresan şeyler var yani makinelerin zorluklarını falan kenarından görebiliyorsunuz burada zorlukları da var hani sarı kırmızı olan şeyler zorlukları aslında böyle bakabiliyorsunuz güzel, güzel bir şey var OSCP peti güzel bak ben OSCP petine baktığım zaman şunu gördüm gerçek bir sınava hazırlanmada ihtiyacın olabilecek lablarda ihtiyacın olabilecek her şeyi adamlar şeyin içinde koymuşlar. İşte burada temelini anlatacak şekilde bütün her şeyi koymuşlar abi. İşte getting started kısmında normal e, eğitimleriniz var. Ondan sonra e, vulnerable scanning, public exploitler, password cracking, metasploit, port redirection bilgileri var. Ondan sonra daha ileri seviye buffer overflow'larla reverse engineering'i koymuşlar mesela. Ek hani biraz daha ileriye gitmek isterseniz de işte PowerShell, Corp, işte Lord of the Root falan gibi e, CTF'ler ve değişik şeyler var. Ben burada AppLocker'ı falan görüyorum abi. AppLocker falan kullanılma, onları bypass etme falan güncel şeyler yani Windows şeyleri. Valla güncelliğini şuradan da anlayabiliriz zaten. Power eklemiş adamlar hani. Ha evet. yeni sürümünde gelmiş bir şey. Aynen. Adamlar direkt eklemişler. Aynen aynen o, o kısım orada yani doğru. Yani bu, bu şekilde makinaların genel olarak bilgilerini vesairelerini gösteriyor. Ben şu read şey çok hızlı geçtim. Hani e, bu write-up'ı çok hızlı geçtim. Bizim Twitch yayınlarında buna daha detaylı bahsediyor oluruz mutlaka. Unutmayın her salı, perşembe ve pazar günleri saat 8'de Twitch'te canlı yayındayız. Bu canlı yayında birkaç tanesini çözeriz bunların. Böyle üzerine sohbet ede de, güzel olur, keyifli olur. Yani böyle sevgili YouTube... Bu Try Hack Me'yi yeni keşfettik geçtiğimiz hafta. Daha evvelden görmüştük tabii haberimiz vardı da. Ee, daha yeni yeni keşfettik. Böyle bir inceleme, detaylama vesaire detaylı inceleme videosu yapayım dedim sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi abone olmayı ve Like'lamayı unutmayın. Ee, twitch yayınlarına da bekliyorum. Hafta içi, salı, perşembe, hafta sonu, pazar günü saat 8'de. E, twitch TV slash Bütün linkleri aşağı bırakıyorum. TryHackMe'nin de linkini aşağı bırakacağım. Ee, sorularınız, yorumlarınız olursa aşağıda eklemeyi unutmayın. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Mümkün mertebe. Onun dışında sosyal linklerimi de zaten videonun kenarında görebilirsiniz. Oralardan da bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Umarım hoşunuza gider. Görüşmek üzere. Bay bay.